MİT tırları davasında 5 yıl 10 gün hapis cezasına çarptırılan CHP eski vekili Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Berberoğlu hakkında infazının durdurulmasına karar verdi. Anayasa Mahkemesi iki kez hak ihlali kararı vermişti. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına karar verdi. Hakkındaki infaz da durduruldu. Cumhuriyet Halk Partisi eski vekili Enis Berberoğlu, MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin görüntüleri paylaştığı öne sürülmüştü. Casusluk suçlamasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklandı. İstinaf Mahkemesi casusluk değil, gizli bilgileri açıklamak suçu dedi. Hapis cezası 5 yıl 10 ay olarak hükmedildi. Enis Berberoğlu dosyanın temyiz incelemesi devam ederken 24 Haziran 2018 seçimlerinde aday oldu. Tekrar milletvekili seçildi. Anayasa gereğince genel kurulda okunan tezkerenin ardından Berberoğlu'nun milletvekilliği düştü. Cezaevine girdiği gün korona önlemleri kapsamında izinli olarak çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişi hürriyetinin ihlal edildiğine karar verdi. Yeniden yargılama yapılmak üzere kararın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı verildi. Bu sonucun ardından Anayasa Mahkemesi de yeniden ihlal kararı vermişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararına uyulması yönünde mütalaa sundu. Savcılık Berberoğlu'nun yeniden yargılanması yönündeki kararın uyulmasını istedi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi bu kez talebi kabul etti. Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi kararına uyulması yönünde karar verildi. Bu kararla birlikte Enis Berberoğlu yeniden yargılanacak.